Ya istediğin yere git, kandırıl, sen umurumda değilsin. Memleketi batırıyorsun, ona isyan ediyorum ya. Allah Allah. Ya istediğin yere git, kandırıl, sen umurumda değilsin. Memleketi batırıyorsun, ona isyan ediyorum ya. Allah Allah. Yani sen kandırıldığında, sen kandırıl... Arkadaş, siz değil misiniz? Kandırıldık, Allah affetsin, millet affetsin diyen. Demek ki kandırılabiliyorsunuz. Şimdi diyoruz ki, bak, daha önce kandırıldın. O çukura düştün. Bir daha düşebilirsin. Beni atarsınız, başkası gelir tekrar okur. Bizi atmakla, korkutmakla, sindirmekle susturamazsınız. Susturamazsınız. Benim istediğim şey şu, bizim beklediğimiz şey şu, fikre karşı fikir. Çoğunluğu ele geçirdiniz, kendiniz dışındaki herkesi susturmak istiyorsunuz diyoruz. Sayın Turan bir susturdu. Arkadaşlar benim sözlerimde en küçük bir hakaret var mı? Baskı, şiddet, zor, dille ikna edemeyenin kullanmak zorunda kaldığı bir araçtır. Bak bir iktidar halkı ikna edebiliyorsa polis gücüne başvurmaz, jandarma gücüne başvurmaz, mahkemelere başvurmaz. Ama kabul ediyorsanız ki bizim artık anlatacak bir hikayemiz kalmadı, bizim milleti ikna edebilecek durumumuz yok. Sadece biz parlamentoda bile adamı sustururuz. Biz parlamentoda bile bize laf edenin üzerine yürürüz. Biz parlamentoda bile bize laf edeni parlamentonun dışına atarız. Hep denediğiniz şeyler, buyurun bir kere daha deneyin ama yanlış yoldasınız. Bu yanlış yol gidişinizi ertelemez. Yanlışla ısrarcı olursanız gidişiniz hızlanır. Ya şu elinizi vicdanınıza koyun. Benim şu kürsüye çıktığım ve bana hakaret etmediğiniz, sözümü kesmediğiniz bir tane konuşma var mı arkadaşlar? Bir tane konuşma var mı? Ahmet benim bildiğim ya 3 konuşma yaptı ya 4 konuşma yaptı. Üçünü kestiniz, ikisinde ceza teklif ediyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Bakın. Burası iktidarın hoşuna gidenlerin söyleneceği yer değil. Burası hakaret edilmeyecek. Hakaret söyle. Arkadaşlar dinler misiniz? Konuşun ya. Gelin siz konuşun. Gelin siz konuşun. 2 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar 5 dakika yaşan hiçbir konuşmamız olmadı. Nihayet bir 10 dakika konuşma hakkımız var. Onu da konuşmamızın engellenmesine karşı, bir arkadaşımızın parlamentodan çıkartılmasına karşı yapmak durumunda kalıyoruz. Bir cevap verme kardeşim, bir sus ya. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Bakın burada yaşadığımız her an aslında bakmak isteyen, görmek isteyenler için bir Türkiye fotoğrafı da veriyor. Aslında şurada yaptığımız tartışmayla barolarla ilgili tartışma arasında da doğrudan bir ilgi var. Bakın biraz önce bir tartışma çıktı. Sevgili Ahmet gerçekten söylediği gibi siyaseti profesyonel bir iş olarak yapmayan, bir haklı davası uğruna o davanın sözcüsü olmak için parlamentoda da görev üstlenmiş bir arkadaşımız. Ve çok samimi bir şey söylüyor. Diyor ki ben sizler gibi siyasetçi değilim. Yani birisi laf attığında ben onu duymamazlıktan gelemiyorum. Birisi bir şey söylediğinde onu görmemezlikten gelemiyorum. Yüreğimdeki neyse ağzımdan o hızlı biçimde çıkıyor diyor. Bunu bir tepkiyle karşılıyorsunuz. Bunu tepkiyle karşıladınız. Ortam gerildi. Bakın değerli arkadaşlar bu tutanaklara girsin. Ben şimdi ayırmak için araya geldim. Bir arkadaşımız diyor ki sen genel başkansın biz sana hiç laf ediyor muyuz? Ya şu elinizi vicdanınıza koyun. Benim şu kürsüye çıktığım ve bana hakaret etmediğiniz, sözümü kesmediğiniz bir tane konuşma var mı arkadaşlar? Bir tane konuşma var mı? Ahmet benim bildiğim ya 3 konuşma yaptı ya 4 konuşma yaptı. Üçünü kestiniz, ikisinde ceza teklif ediyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Bakın burası iktidarın hoşuna gidenlerin söyleneceği yer değil. Burası hakaret edilmeyecek. Hakaret söyle.
Arkadaşlar, dinler misiniz? Konuşun ya. Gelin siz konuşun. Gelin siz konuşun. Ya savunma konuşması yapıyorum, savunma. Savunma kutsaldır. Siz bu savunma kutsallığına bile saygı göstermiyorsunuz. Yani bakın, devam edin, şunu anlatmaya çalışıyorum. Burası sizin hoşunuza gitmeyen, sizi şok eden ama bize göre halkın yüreğinden çıkan, halkın yaşadığı her şeyin söylenmesi gereken bir kürsü. Biz burada doğru bildiğimizi, inandığımızı, halkın bizden beklediğini söylemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce en uygun biçimde bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Aynı şey karşılıklı olarak oluyor. Bu mecliste tartışma olmayan herhangi bir gün var mı? Herhangi bir gün böyle bir şey olmadı. Şimdi bir de yani gerçekten her söylenen lafta ayağa kalkmanın, arkadaşlar bakın, çoğunluk olabilirsiniz. Evet, bugün çoğunluksunuz. Biz de salak değiliz, matematik biliyoruz. Baktığımızda şöyle görüyoruz. Ama şunu bilmeniz lazım. Biz güçlü olduğu için hiç kimseye biat etmedik. Biz tek başına da kalsak, bakın burada 599 kişi bizim karşımızda olsun, doğru olduğunu bildiğimiz şeyi aynı biçimde söylemeye devam ederiz. Hiçbir güç de bunu engelleyemez. Ha, hiçbir güç de bunu engelleyemez. Şimdi biz bunu yapmaya çalıştığımızda siz hemen çok büyük kalabalığınıza güvenerek ayağa kalkarsanız, buradaki insanların üstüne yürümeye başlarsanız, hep birden laf atmaya başlarsanız, bu sadece bir şey olur. Bizim iddia ettiğimiz şeyin gerçek olduğunu fotoğrafını çıkartırsınız. Dersiniz ki biz burada çoğunluğuz, bizim istemediğimiz hiçbir şeyi bu kürsüden söyleyemezsiniz. Biz zaten sizi bununla eleştiriyoruz. Çoğunluğu ele geçirdiniz, kendiniz dışındaki herkesi susturmak istiyorsunuz diyoruz. Sayın Turan, bir susturdu. Arkadaşlar, benim sözlerimde en küçük bir hakaret var mı? En küçük bir hakaret yok. Bakın, ben şunu iddia ediyorum. Ben olayı arkadan izleyen bir arkadaşınızım. Bu parlamentoda bir vekilim. Arkadan izliyorum. Ahmet arkadaşım geldi. O kısacık süreye koca bir kanuna ilişkin görüşlerini topluca ifade etmeye çalışıyor. Ne oldu? Grup başkan vekili laf attı. Başlangıç noktası bu mu? Başlangıç noktası bu mu? Ya bekle. 2 dakika sonra konuşması bitecek. Bekle. İstediğin şeyi saatlerce anlatma hakkına sahipsin. Koskoca grupsun. 2 dakika sabretsen istediğin her şeyi söyleyeceksin. Şimdi gerçekten bakın, bütün samimiyetimle anlatmaya çalışıyorum. Ne dedi Ahmet? Tiran. Tiran dedi, birden ayaklandı herkes. Ya eski Yunan'da, bakın eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kişiye tiran denilmiş. Ya arkadaş, bu bir... Arkadaşlar, bu bir politik eleştiri. Ben diyorum ki 16 Nisan referandumu şaibelidir. Bir politik eleştiri. Bunu söylüyorum. Zorla ele geçirilmiştir diyorum. Bakın, burada bir hakaret falan yok. Şimdi iç tüzüğün ilgili maddelerini arkadaşlar, bak bu iç tüzük, değerli arkadaşlar, bu iç tüzük, meclis buna göre yönetiliyor. Sen kendi kafanda bu hakarettir, bu değildir diyemezsin. İç tüzük ne diyorsa odur. Şimdi ben bakıyorum. İç tüzükte teklif edilen cezanın olduğu maddeyi açın okuyun. Sövmek diyor ya. Burada Ahmet sövdü mü arkadaşlar? Sövmek diyor. Aç oku. Aç oku. Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısına aykırı davranışta bulundu. Böyle bir şey yok. Değerli arkadaşlar bakın. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ahmet'e şimdi cezayı verirsiniz. Ahmet çıkar. Çıkar. 2 oturum gelmez, 3. oturum gelir, gene aynı şeyleri söylemeye devam eder. Ahmet çıkar, bakın size söylüyorum, Ahmet çıkar, ben Ahmet'in konuşma metnini alırım, burada tekrar okurum. Beni atarsınız, başkası gelir tekrar okur. Bizi atmakla, korkutmakla, sindirmekle susturamazsınız, susturamazsınız. Benim istediğim şey şu. Bizim beklediğimiz şey şu. Fikre karşı fikir. Bak biz diyoruz ki siz barolarla ilgili bir yasa çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bir dakika sayın milletvekili, gelin konuşun. Arkadaş konuştuktan sonra, ama karşılıklı konuşmayın. Buyurun, hitap edin.
Değerli arkadaşlar, biz diyoruz ki bakın çok önemli bir kanun. 5 gün komisyonda tartıştık, saatlerce her saatinde oradaydık. Bülent Turan gördü. Her saatinde oradaydık. 55 saat tartıştık. Ya bir kaygımız var. Diyoruz ki yine kandırılıyorsunuz. Bak bu bir kaygı. Yine kandırılıyorsunuz. Ya istediğin yere git, kandırıl. Sen umurumda değilsin. Memleketi batırıyorsun. Ona isyan ediyorum ya. Allah Allah. Yani sen kandırıl. Arkadaş, siz değil misiniz? Kandırıldık, Allah affetsin, millet affetsin diyen. Demek ki kandırılabiliyorsunuz. Şimdi diyoruz ki bak, daha önce kandırıldın. O çukura düştün. Bir daha düşebilirsin. Ben 3 sene önce, 5 sene önce anlatıyordum. Siz kumpasa alet oluyorsunuz diyordum. Ergenekon, Balyoz, KCK, bu Fethullah Gülen devleti ele geçirmeye çalışıyor diyordum. Aynı böyle bağırıyordunuz. Sonunda kandırıldık, Allah affetsin, millet affetsin. Ya kandırılma, aynı hatayı ikinci kere yapma. Çünkü kandırılan sensin ama cezasını çeken koca bir halk, koca bir ülke. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.